Gerçekten. Çocukluğumuzdan beri sizi takip ediyoruz. Ee... Hiç kolay bir mevzu değil yani evet. sanat e, olayı gerçekten bir ömür istiyor. Evet. Bir ömür istiyor gerçekten. Yani e, e, müzikolog birine bir alim birine sormuşlar ya demişler beyefendi demişler hep böyle seviliyorsun sayılıyorsun filan güzel şeyler yapıyorsun. Demişler sen yani müziğin neresindesin falan. Adam Düşünmüş demiş ki yani müzik bir deryaysa ben daha damla sahilindeyim yani. Evet, daha evet. sahilindeyim falan. Biz de işte kendimizce müzikle Arkadaş olmaya çalışıyoruz. Burada hakkımda güzel sözler söyleyen dostlarımın hepsine sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ne diyeyim ki? Şimdi baba, e, az önce onu söyleyecektim. Aklıma bir şey geldi e, yıllar öncesinden. E, sizi e, Türkiye'de yaşayan insanlar, yani hayranlarınız... Siyasi parti liderleri gibi algılarlar hep şöyle algılarlar işte Müslümcüler, Ferdiciler, Orhancılar özellikle bu üç grup Orhancılar, Ferdiciler, Müslümcüler <laughs> ve adeta bir araya gelmez üçlü gibi siz üçünüz bir araya geldiğinizde herkesle ben de dahil olmak üzere bir duygusal an yaşarız. Hani babamız abimiz bir araya gelmiş gibi anlatabiliyor muyum? siz kendi aranızda görüşüyor musunuz? Mesela Ferda abiyle görüşüyor musun? Orhan abiyle görüşüyor musunuz? Nasıl bir bağlantınız var babalar arasında? Yani... Gerçi ben birkaç sefer sizi bir araya getirdim bu arada. Evet. Birkaç organizasyonda bir araya geldik. Yani işte... Selekt olsa görüşüyoruz. Yani böyle birbirimizin halini, hatırını soruyoruz. Sevgiler sunuyoruz Acaba sizler parti Saygılar kursanız sunuyoruz. Mesela bir partiniz olsa Müslüm Gürses partisi Orhan Gencebay partisi Ferdi Tayfur partisi olsa e, iktidarda da diyelim ki sen olsan Veya Orhan abi olsa Bu muhalefet <laughs> iktidar arasındaki tartışma e, Nasıl yaşanırdı acaba merak ediyorum Düşünebiliyor musunuz şimdi Müslüm Gürses e, başbakan iktidarda işte muhalefet partisi e, Orhan Gencebay'ın ve Ferdi Tayfur'un partisi nasıl bir uçlup olurdu acaba müzisyenlerin yani dili de yumuşak olurdu dünyası yani. daha başka yani evet. belki daha farklı bir güzelliklere taşınabilirdi taşınabilirdi daha iyi olabilir e, daha tabii. doğru bir uçlup olabilirdi e, tabii daha da. yumuşak e, tabii. Sonuçta sizi ben biliyorum Orhan abiyle diyaloğunuz var Ferda abiyle diyaloğunuz var görüşüyorsunuz Zaman zaman bir araya geldiğiniz anlar oluyor Biriniz hasta olduğunda diğeri arıyor Geçmiş olsun baba diyor i̇şte Bizdeki Muhalefet olayı da biraz şey evet. ya değil mi böyle ee, Mesela yani ne bileyim ya, Muhalefet ediyorsun ama Yani şimdi muhalefet ederken e Bunun yanında yaptığın adamın yaptığı güzellikleri de söyle yani onları da inkar etme Bilmiyorum ne yapma yani böyle bu bunları da yaşıyoruz yani bu evet. e bunlar da doğru şeyler değil değil mi yani yapıyorsun adamın ama yapma yapılan... adı zaten muhalefet ya ondan dolayı herhalde muhalefet ediyor. muhalefet ama şimdi yapılan güzellikleri de şey yapmak evet. yani halk evet. şey olsun yani böyle senin daha samimi olduğuna değil mi yani daha böyle başka tek taraflı bakmadığını görsün. E, tabii canım şimdi işin sen e, hep boş tarafını görüyorsun. Boş tarafını. Biraz da yani dolu tarafını da görmek gerekmiyor mu yani? Ha? Evet. Biraz da göreceksin yani. Onu gör, gör ki o zaman ay millet desin ki ya, vatandaş mesela. der ki ha, ha iyi din hakkını iyi de veriyor. Ha değil mi yani? Evet. Böyle olmaz ki yani. Hep e... negatif.